stress control. Şunları kapatma imkanı var mı? Dikkati de alıyor çocukların şunları. Misafirlerimiz, İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Kulübü PSİFES kapsamında gerçekleştirilen Mucizeler Orkestrası konserimize hepiniz hoş geldiniz. Programımız İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Begüm Açık'ın konuşması, ODER Başkanı Ergin Güngör'ün konuşması, Mucizeler Orkestrası konseri kapanış şeklinde olacaktır. Şimdi mikrofonu Begüm Açık'a bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler dileriz. Saygıdeğer misafirlerimiz, öncelikle otizmli arkadaşlarımızın ve bizim heyecanla hazırladığımız bu konsere katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Otizm, yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. Kesinlikle bir engel değildir. Hatta bu sorun aile desteği, sosyal hayata katılma, zihinsel ve fiziksel aktivitelerde bulunma ve eğitim ile giderek azaltılabilmektedir. Bu korodaki her biri birbirinden yetenekli arkadaşlarımız bu değişimin en güzel örnekleridir. Hepinizin de bildiği gibi Nisan ayı otizm farkındalık ayıdır. Biz psikoloji kulübü üyeleri de bu önemli ayda otizmli arkadaşlarımızı unutmadığımızı göstermek ve onlarla güzel vakit geçirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Şimdi sözü İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nu oluşturan Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği ODER'in Başkanı Sayın Ergin Güngör'e bırakıyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Bölüm Başkanım, değerli akademisyenler, saygıdeğer misafirlerimiz ve ODER üyesi dostlarım. Tabii önce bir hakkını teslim etmek için küçük bir düzeltme yapacağım. Evet, ODER'in bu koronun, orkestranın kurulmasında çok değerli, önemli katkıları var ama böyle bir fikirle bize gelen sayın şefimiz, orkestramızın hocası Orçun Berrakçay'ın da hakkını yememek lazım. İlk fikir onun fikridir. Kendisine de ben hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum böylesi bir başlangıç için. Sayın misafirler, otizmden genç arkadaşlarımız çok güzel kısa bir özet yaptı ama otizmin çok uzatmadan rektör hocamın da vaktinin kısa olduğunu biliyorum. Şöyle kısa bir uyarısı var bizim için yaptığı, insanlık için yaptığı. Onu hemen dile getireyim. Çok çarpıcı bir uyarı. Bundan yaklaşık 25-30 sene önce otizmin rastlantısal oranının 2500'de 1 olduğu
söyleniyordu. Bugün ise bu rakam oldukça yükseldi ve 68'de birleri konuşuyoruz. Burada aslında otizmin insanlığa söylemek istediği bir şey olduğunu düşünüyoruz birincisi. İkincisi otizmli bireylerin daha çok onlara yapılanları yapmadığımızda davranış bozukluklarıyla belki de bizlere kendilerini gösterme ihtiyaçları duyduğunu biliyoruz ama en önemli özelliklerinden bir tanesi de kötülüğü bilerek, isteyerek yapmamaları, asla öğrenmedikleri, öğrenmeye de niyetlerinin olmamasıdır. Belki insanlara da örnek olması açısından otizmli bireylerin anlatmak istediği düşüncelerden birisi olduğunu ben düşünüyorum. Çok uzatmayacağım. Bugün buraya bizi davet eden bu genç arkadaşlarımız, psikoloji kulübü üyelerine, sanırım arkada oturan arkadaşlarımızda da bu grubun üyeleri var. Organize eden, liderlik yapan arkadaşlarımıza ve onları teşvik eden bölüm hocalarına, bölüm başkanlarına da gerçekten bu konuya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum ki otizm ne kadar bilinir, ne kadar göz önünde bulunursa bugün için onu engelleme şansımız, artışını durdurma şansımız yoksa da en azından otizmden etkilenmiş bireylerin hayatlarını, ailelerinin hayatlarını değiştirme şansımız var. Daha erken yaşta başlayan doğru eğitim düzeniyle onların yaşamlarını daha kaliteli kılabiliriz. Bunun için yapmış olduğunuz katkıdan dolayı hem de bizim için önemli olan bir ayda 2 Nisan bütün dünyada otizm farkındalık günüdür. Devamındaki ay boyunca da farkındalık çabaları bütün dünyada yapılır. Bunu da öyle bir etkinlik olarak hem eğleneceğiz hem de her zaman kötü şeyleri söylemiyor otizm. Bugün de çok güzel şarkılar bize dile getirecek. Bizi de eğlendireceğini umuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ev sahipliğiniz için. Rektörüm, sizi sahneye alabilir miyim? Tabii biz çok mutlu olduk sizleri burada gördüğümüz için, arkadaşlarımızı, genç arkadaşlarımızı. Bizler her zaman ev sahipliği yapmaktan mutlu olacağız. Hepinize iyi eğlenceler dilerim. Bizi daima hatırlayıp baş köşede bir yer bulması için hocamıza bütün genç dostlarımız ve üniversite adına bir teşekkür belgesi vereceğim. Sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum hocam. Konuşulanlardan sonra en güzeli de bu muhteşem yetenekleri dinlemek olacak. Şimdi sözü Mucizeler Orkestrası'na bırakıyorum. Thank you.
Ses. Bir. Sayın Rektörüm, Sayın Hocalarım, sevgili öğrenciler ve sevgili veliler. Öncelikle İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nun konserine hoş geldiniz. Mucizeler Orkestrası olarak isimlendirildik. Biz nazik davetlerinden ötürü Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Kulübü'ne ve Sayın Rektörüme, bütün hocalarıma çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte olmak güzel. Sadece bir tane bir şey isteyebilirim. Bu salonun biraz daha dolu olması beni ve bizim çocuklarımız daha mutlu ederdi. Çünkü biz ailelerimize zaten sürekli çalıyoruz. Onlar sürekli görüyorlar. Bizim amacımız diğerleri biraz görsün ki farkındalık artsın. Sadece bu anlamda bu isteğim olabilirdi. Bunun dışında bu davet bizim için çok önemli. Biz ne kadar çok sahne alırsak, kendimizi ne kadar tanıtırsak o kadar daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Hem çocuklarımız hem de farkındalık açısından. Daha 2 gün önce Gaziantep'ten döndük. Bugün 26. konserimize çıkıyoruz. Yaklaşık 14 ay diyebilirim. 14 aydan bu yana 26. 25. konserimiz.
Ve iki gün sonra bir konserimiz daha var. Bu ay konserlerle dolu geçiyor. Artık o kadar alıştılar ki sahneye. Daha öncesinde sahnede oturamıyorlardı. Sahnede ne yapılacak bilemiyorlardı. Örneğin bir öğrencimiz sahneden koşarak annesini atlamıştı. Çünkü sahne adabını belki bilmiyordu. Sahnede ne yapılır, nasıl, dosya nasıl açılır, nereye oturulur, mikrofona nasıl şarkı söylenir. Bunlar hepsi bu korum orkestra içinde öğrenildi. Ve özel bir çaba sarf etmedik. Bu konserlere çıka çıka, alkışlana alkışlana, özgüvenleri arttıkça bu süreç gerçekleşti. Biz 4 kişiyle kurulduk. 2 yıl önce kurulduk. 18 Nisan'da 2 yaşında basıyor orkestramız. Artık 2 yaşındayız diyebiliyorum. Umarım daha yıllar geçecek bu orkestranın üzerinden. Biz bir yerden başlattık. Amacım sadece İzmir'de sınırlı kalmasın. Başka şehirlerde de olsun. Çünkü o kadar çok çocuk var ki ulaşılması gereken. Artık bizim kapasitemiz sınırlı. Ama biz bir yerlere, bir kişilere örnek olabilirsek bu tarz çalışmalar artar. Umarım artar. Biz insanları özendirmeye çalışıyoruz. Her gittiğimiz yerde siz de kurun. Bu çocuklar yapabiliyor. Yeter ki onlara bir şans verin. Bir deneyin. Biraz sabredin. Biraz sevin ve emek verin. Gerisini zaten göreceksiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler. La 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 la. Yalan.
Teşekkürler Alptu. Alptu koromuz kurulduğundan bu yana bizle diyebilirim. Bizim ritimcimiz, aynı zamanda Konak Belediyesi Engeller Çocuk Meclisi'nde de bizleri ve arkadaşlarını temsil ediyor. Müzikle müzik dışında aynı zamanda halk oyunlarıyla uğraşıyor. Solo ve koro performanslarımız olacak. Kemal Bolduk. Sayın rektörüm, değerli İzmir Ekonomi Üniversitesi kurucuları, sevgili öğretmenlerim, sevgili öğrenciler, değerli seyircilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Kemal Bolduk. 9 Temmuz 1994 İzmir Konak doğumluyum. İzmir, Karşıyaka'da Zübeyda'nın parkının orada Alay Bey mahallesinde oturuyorum. Haftanın 3 günü. Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri İzmir Bornova Işıkkent'te Erköz'e Eğitim Okulu'nda okumaktayım. Haziran 2014'ten beri de İzot Korosu'ndayım. Bizi ağırladınız, bizleri konuk ettiğiniz için bütün İzmir Ekonomi Üniversitesi yöneticilerine ve değerli öğretmenlerine çok saygılı, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Konuşmalarda her zaman Melis Marşı'dan bahsettim. Zaten İstanbul'a gittiğimde sonrası tatilinde annemle birlikte 26 Ocak'ta ziyaret etmiştim Melis ablanın. Melis abla 11 Nisan'da 32 yaşına geliyor. Şimdiden Melis ablanın doğum gününü kutlayalım. 11 Nisan 83 doğumlu Melis abla için. Melis Marşı aynı zamanda Dream Türk'te KPP programını sunuyor. Hafta içerisinde sabah saat 11'i seyrediniz. Yalnız eğer bir değişiklik olursa program saat 16'da başlayabilir. Şimdi saat 11. Kemal, Karbe, tamam. Evet, burada bir armağan edeceğim şarkıyı, armağan edeceğim öğrenmen işler var. Bütün, başta annem, ablam, annem olmak üzere, ailem, bütün ailem, İzmir Ekonomi Üniversitesi çalışanları özellikle şarkıyı armağan edeceğimiz isimler şöyle. Şarkıyı en değerli kılan, en güzel kılan Fahri abi, Ayşegül abla, Zeynep abla. Onlara gelsin. Onlara şarkım armağan olsun. Kar mı yazma? Son ölüm gelmesin. Aman Allah korusun. Bu şarkıyı Ayşegül ablaya, Zeynep ablaya ve Fahri abi armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Hadi başlayalım. Hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa, yerine vazgeçmem, ölürüm derdimden. Aman ölmeyelim inşallah ya Rabbim, amin. Son. 3, 4. Kar beyazdır ölür. La 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 la. Ellerimden gülüm. La 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 la. Yine yoksun, niye yoksun yine? Düşmanım her güne. Dursun dünya. Hayat
alacağım galiba ya. Yaşatmasın. Of. Allah'ım sensin. Kar beyazdır ölüm. Ellerimden gülüm. Yine yoksun niye? Düşmanım. Düşmanım her güne. Sağ olun. Yalnız ben de duygulandım. Alacak gibiyim. Bu hepimizin moral olsun. Bu hepimizin dersi olsun inşallah. Aşkül abla beğendiniz mi şarkıyı? Aşkül abla, Zeynep abla, Fahri abi size armağan ettim. Sizleri abla olarak çok seviyorum. Saygı, iyi ki varsınız. Ne oldu hocam? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizleri ağırlamakta, bizleri kabul etmekte güçlük çekmeyen İzmir Eğitim, İzmir Ekonomi Üniversitesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir de unutmadan yarın daha soğuk, rüzgarlı ve yağmurlu hava geliyor. Nisan soğukları birkaç gün etkili olacak. Herkes dikkatli olsun. Hayırlı akşamlar herkese. Sağ olun. Thank you.
Evet, şimdi Yaren'i buraya almak istiyorum. Teşekkürler Yaren. Kız sayımız çok az. Bunu da şu şekilde açıklayabilirim. Otizmde %20 oranında kızlarda görülüyor. %80 erkeklerde. Bu koroda belki onun bir göstergesi olabilir. Gördüğünüz üzere 3 tane kız öğrencimiz var. Birkaç tane öğrencimiz daha var. Normalde sayımız aslında 40'ı buldu. Şu an çekirdek bir ekiple karşınızdayız. Sayımız gitgide artıyor. Umarım daha da artacak. Bu arada eğitimcilerimizi bir tanıtmak istiyorum. Mazlum Hocam. Mazlum Cihangir Hocam. Kendisi emekli müzik öğretmeni. Ve korumuza destek veriyor gönüllü olarak. Buradaki eğitimcilerin hepsi gönüllü bu arada. Bu çalışma gönüllü bir çalışma. En baştan bunu da belirteyim. Oğuz Takbak Hocam. Kendisiyle ben de bugün tanıştım. Aramıza bugün katıldı. Müzik öğretmeni hocamdı. Emekli müzik öğretmenlerimiz. Aynı zamanda Mazlum Hocam Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde kurucu müdürü. Emekli şu an kendisi. Emre Koptur. Emre Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi. Gönüllü olarak çalışmalarımızı destekliyor. Bu otizmli çocuklarla, bireylerle çalışmalarını devam ettiriyor. Bizim amacımız zaten eğitimci sayısını arttırabilmek. Ne kadar çok eğitimci olursak o kadar çok çocuğa ulaşmış olacağız. Çünkü kendi kapasitemiz bir yere kadar. Ama eğitimci sayısını arttırabilirsek otomatikman ulaşılacağımız çocuk sayısı da artmış olacak. Gözde Gülbe Alageyik, Gözde arkadaşımız da var bu arada. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. Kendisi de otizmli bireylerle çalışmalar yapmaya başladı. Ben inanıyorum ki mezun olduklarında da bu çalışmalarını sürdürecekler. Belki akademik kariyerlerini de bu alan üzerinde yapabilirler. Benim gönlümden bu geçiyor. Umarım ben de elimden geldiği kadar her zaman yanlarındayım ve destekleyeceğim kendilerini. Ve orkestramızın, koromuzun babası, eğitimcisi ve babası diyorum. Çünkü toprak ayağa kalkar mısın? Toprağın babası Nazmi Bey. Her zaman yanımızda ve bizim destekçimiz, sahnedeki eğitimcimiz, koromuzun babası, bütün çocuklarımızın destekçisi. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herhalde tamam. Evet, Kaan Aybacak. Araba. Thank you.
yerinde hiç duramaz. Onun arabası var. Güzel, güzel, şoförü de var. Güzel, güzel, aşkı kazan. Gider, gider, maalesef duruyor. Teşekkürler Kaan. Gördüğünüz üzere Kaan Mustafa Sandal hayranı. Şapkası sahneye çıkmaz. Gözlüğü de vardı ama şimdi gözlüğünü takmıyor artık. İletişim kursunu istiyoruz çünkü. Göz temasını kursunu istiyoruz. Ama şapkasız ve özel makyajını yaparaktan, sakal makyajı yaparaktan sahneye çıkıyor. Umarım bir gün Mustafa Sandal'la birlikte sahne alacak. Artık zamanı geldi çünkü çocuk bütün şarkılarını biliyor. Ve hepsini icra ediyor. Bunları kendi başına da öğreniyor. Çalışmaları yapıyoruz ama kendi başına uğraşıyor. Yani ciddi anlamda zor bir çalışma. Hem tuşları kontrol ediyor, efektleri kontrol ediyor. Hem sağ el hem sol eli çalıyor. Hem de üzerine söylüyor. Hepsini aynı anda yapmak ciddi anlamda zor bir iş. Toprak Kurt, Harmandalı. Teşekkürler Toprak. Şimdi biraz da klasik müziğe geçelim. Bizde her tür var diyebilirim. O yüzden sanat müziği, halk müziği ya da pop müziği orkestrası olarak isimlendirmiyoruz kendimizi. Çünkü İngilizce olsun, Rusça şarkılar, yabancı diğer dillerde şarkılar. Biraz yabancı şarkılara da ağırlık veriyoruz. Çünkü bir hedeflerimizden birisi de bizim yurt dışına gitmek. Bağlantılarımız hazır. Sadece sponsora desteğimiz var. Ne güzel olurdu ki İzmir Ekonomi Üniversitesi logosu altında da biz yurt dışına gidebilsek, ülkemizi temsil edebilsek Sayın Rektörüm. Çünkü bağlantılarımız ciddi anlamda hazır Avrupa'da.
sadece hadi gelin diyorlar ama bizim desteğe ihtiyacımız var. Umarım bir gün gerçekleştireceğiz bunu da. Kararlıyım bu konuda. Şimdi Beril Zorlu. Beril, piyano çalar mısın? Tamam, ne istersen. Kayıda aldın mı Beril? Şimdi Beril burada yapmak istediği şey dört el piyano çalıyor aslında. Ama tek başına olduğu için önce sol el ezgisini çaldı. Kayıda aldın mı bilmiyorum. Kayıtta mı Beril şu an? Kayıda aldıysa kendisi sol elin kaydını yapıyor. O kayıt eşlik ederken sağ eliyle çalıyor. Yani iki kişinin yaptığı işi tek başına yapmış oluyor. Dolayısıyla tek kişi varsa bunu yapabilecek. Bunu tabii teknolojiden de faydalanıyor ama kolay bir şey değil. Ezberinde hepsi. Solları ezberinde tutup önce çalıp kaydı alıyor. Üstüne sağ eli ekliyor. Ama şu an sanırım kaydı almadı. Evet Beril, devamı. Teşekkürler Beril. Teşekkürler Beril. Şimdi diğer parçamıza geçelim. Beril bu arada Güzel Sanatlar Lisesi 2. sınıf müzik bölümü öğrencisi. Umarım üniversitede bu yolda devam edecek kariyerini. Çemberimde Gül Oya. Thank you.
Teşekkür ederiz. Cenk iyi. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Teşekkürler Cenk. Cenk de yaklaşık 1,5 yıldan beri bizimle. Orkestramızın demirbaşlarından. Şimdi Batuhan Kaşdemir'i alabilir miyim? Öğretmenin hazırladıkları bir parçayı seslendirecekler bize. Emre. Gitarda Emre. Sen kınalı huzur bir an. Yaralı kurt, sen kınalı kuzu. Biraz cilve aşkın, biberi tuzu. Sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı gidiyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Arpa buğday yan yana, orak istemez. Yağız at şahlandın mı, durak dinlemez. Sen de biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı gidiyorsun ama sanki gözlerin kal der.
yeter gibi gibi. Yeter çektiğim. Yeter çektiğim. İnsaf et gayri. Senin bana gönlün var gibi gibi. Yeter çektim, insaf et gayri. Senin bana gönlün var gibi gibi. Teşekkürler Batuhan. Batuhan bence bu şarkıyı bugün herkese söyledi ama birisine karşı daha özel söylediği gibi geliyor bana sanki. Deniz, Batuhan, bir şey söylemek ister misin? Deniz, bir şey söylemek ister misin? Seni seviyorum Batuhan. Ben de seni çok seviyorum. Bizde aşk da var. Şimdi Recep Ege Altıncıoğlu. Biraz duygusal bir parça gelecek. Baştan söylemek istedim, paylaşayım. Hazırlıklı olun. Mendilleri hazırlayın, mendilleri. Kemal mendilleri hazırlamanızı istiyor. Recep Işıda, Kemal Paşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi. Bir iki ay içinde okulunu bitiriyor. Üniversite yolunda şu an. Kendisine bırakıyorum, belki bizi tanıtabilir. Ondan sonra şarkısına başlayabilir. Ben Recep Ege Altıncıoğlu, 12A sınıfındayım. Piyano ve gitar çalıyorum. Şimdi Sarmaşık Çiçeği Soluyor Anne. Bu şarkı tüm annelere gelsin. Teşekkür ederim. Sarmaşık çiçeği soluyor anne. Herhalde son akşam oluyor anne. Sarmaşık çiçeği soluyor anne. Herhalde son akşam oluyor anne. Saçında beyazlar tacındır senin. İçime bir hüzün doluyor anne. Saçında
meçhule. Dağılıyor anne. Sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun. Otizmin ne olduğunu hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. Otistik çocuklara şöyle yaklaşmamız gerekir. Evet. Hiçbir zaman onları ne aşağılamak, ne dalga geçmek, ne de küçümsemek gerekir. Onları aşağılamamak, onlarla dalga geçmemek, onları küçümsememek gerekir. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Onlara sabır göstermemiz lazım. Kesinlikle hakaret etmeyin. Bağırıp çağırmayın, alay etmeyin. Ve buradan çıkışta sadece burada sınırlı kalmasın. Buradan çıkışta herkes bunu yapsın. Ben herkesi buna davet ediyorum. Teşekkür ederim. Aferin Recep. Çok teşekkürler Recep. Aferin Recep. Bilgehan. Bravo Bilgehan. Hadi bakalım. Tebrikler Recep. Mikrofon var mı? Ha var. Bilgehan Karademir. Mavi boncuk. Bunda şunda di, şunda bunda onda di. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm onda di. Onda bunda şunda di, şunda bunda onda di. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm onda di. Yonda bunda şunda di. Şunda bunda onda di. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm onda di. Onda bunda şunda di. Şunda bunda onda di. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm onda di. Okulada seki büyük gitti yaş. Herkes sevmeye sevinmeye muhtaç. Dünyada sevgi büyük gitti yaş. Herkes sevmeye sevinmeye muhtaç. Herkese dostum, herkese arkadaş. Teşekkürler. Kutluhan Bozbay. Sultan Süleyman. Kutluhan gitaristimiz bizim. Artık mikrofonu önüne koymaya başladık. Çünkü ciddi anlamda doğru bir şekilde akorları yerli yerinde basıyor. Ve ileriki zamanlarda ben artık gitarımı bırakayım, sadece çocuklar icraatlarını, performanslarını sergilesinler istiyorum. Kaç sene oldu zaman durdu. Deniz öyle hep aynı, dünya bilinmez. Taş duvar anı kaldı, ümit öylece kaldı da. Ümit edeni söyle kim aldı.
kaçtı bir geldi. Kaç nesil geçti, yürek öyle hep sevdalı. Yollar kavuşmaz hasretin. Nene tıkandı, sabır öylece kaldı da. Sabredeni söyle kim aldı. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Dünya ne sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz. Teşekkürler Kutluhan. Göktuğ, seni buraya alabilir miyim? Mayada'dan kalkan. Mayada'dan kalkan sazlar, Mayada'dan kalkan sazlar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar. Yârimin yüreği sızlar, yârimin yüreği sızlar, eğlenemem aldanamam. Ben bu yerlerde duramam, eğlenemem aldanamam. Ben bu yerlerde duramam. Burası var da burası, kazanamadım silah parası. Var da burası, var da burası, kazanamadım silah parası. Teşekkürler Göktuğ. Şimdi Doruk'u buraya alabilir miyim? Doruk. Doruk bizim üniversiteli öğrencimiz. Şu an için tek üniversiteli öğrencimiz. Ama bu sayı artacak, ben buna inanıyorum. Yaşar Üniversitesi'nde grafik tasarım bölümünde hazırlık sınıfında okuyor Doruk. Ve ben Oder'in 15. yılı anısına bu şarkıyı Ergin Bey'e armağan ediyorum. Doruk'tan, babasına. Bana bir masa anlat baba, içinde bütün oyunlarım. Kurtlar kuş olsun, sekale bay. Bana bir masa anlat baba, içinde istedinizle balıklar. Yağmurlar kalsın, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, korkuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, korkuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masa anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Bana bir masa anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Teşekkürler Doruk. Doruk aynı zamanda
Resmi olarak basketbol maçına çıkmış ilk otizmli birey olarak da geçtiğimiz ay kayıtlara geçti. Burak, seni buraya alabilir miyim? Burak Karabulut. Teşekkürler Burak. Selen, seni buradan alabilir miyim? İster misin şarkı söylemek? Tamam, önemli değil. Berkay, Berkay. Tamam. Berkay. Tamam, zorlamayalım. Efe'yi buraya alayım o zaman ben. Gel bakalım Efe. Teşekkürler. Şimdi Berkay'ı buraya alabilir miyim? Berkay Soy. Sandalyeyle birlikte. Berkay'a eşlik etmesi için de Kemal'i buraya alayım. Biz Berkay'la birlikte gitar çalacağız şimdi. Yeniden ben... Yeniden merhaba. Biz şimdi Berkay'la birlikte performans gerçekleştirecek. Bu performansı Fahri abi, Aşkın abla ve Zeynep abla armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Yalnız kimse kızmasın, kimsenin kalbi kırılmasın, benim de kalbim kırılmasın. Amin. Evet, son 2, 3, 4. Rasbetali yaldoni guruşi Babliyi tumani nadre koy Bihodi nana vere katuşa Bir
Teşekkürler. Burada bizim esas göstermek istediğimiz şey birlikte gitar çalmaktı. Biz sağ ve sol ellerini ayırarak, sol eli bir anakor basarak, Berkay da sadece sağ eliyle ritim tutarak, tabii Kemal performansını ele almaya çalışıyor ama buradaki performans Berkay'ın performansıydı. Kemal sadece bizim destekçimizdi burada. Sakla bugün aklıma sevim şimdi. Barış'a teşekkür ediyorum. Süleyman gelmek istiyor musun? Süleyman bizim aramıza yeni katıldı daha. Şu an oryantasyon dönemindeyiz. Bir sonraki konserlerde olacak. Türkiye, ben annesine veriyorum mikrofon. Süleyman sen otur şimdi, otur. Otur oraya ondan sonra. Türkiye şampiyonasına gidecek. 200 metrede atletizmde yarışıyor. Şu anda çok kızdı. Sinirlendi. Ama masa tenisinde bölge birincisi. Atletizm geçen sene de 400 metre, 800 metrede Türkiye şampiyonu. Yani böyle ilerleyecek. Şimdi Fırat'ı alabilir miyim sahneye? Sahneler Fırat için çok önemlidir. Bir müzik aşığıdır Fırat. Fırat ne söylemek istiyorsun? Uzun ilçe bir yoldayım. Evet. Bu sefer Kübra için gelsin. Ben Kübra'mı çok seviyorum. Onun şanlısıyım. Çok seviyorum hem de. Onun bir tanesiyim ben. Çok seviyorum. Aşık oldum. Çok seviyorum, çok. Bu şarkı onun için gelsin. Evet. Uzun ince bir yoldayım. Kim söylüyor? Uzun ince bir yoldayım. Yeah.
aynı zamanda. İki kabını bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kabını bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yalnız Kübra da benim sevgilimdir. Bravo, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Fırat. Geçebilirsin. Şimdi son solo performans ve ardından birkaç koro parçamız olacak. Eren'i aralıp buraya alabilir miyim? Eren. Evet. Teşekkürler Fırat. Eren Sayın. Mecburen, mecburen, hadi. Hadi. Mecburen.
Hocam benim bir tane daha şarkı söyleyeyim. Ne olur yoğun isteğim var. Bu şarkı İzod ailesine gelsin. Çekelim. Gel bu tarafa.
Şimdi belgelerini takdim etmek üzere bölüm başkanı Serkan Çetinkaya'yı buraya davet ediyorum. Bu güzel akşamı bize yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Belli ki İzot camiası hem çok neşeli hem gittikçe genişleyen bir camia. Bunun için de ben öncelikle Semra Hanım'a ve Ergin Bey'e böyle bir zemini hazırladıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Öğrenci kulübümüzün sizler için hazırladığı birer teşekkür belgesi var. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Biz bu etkinliğin İzmir Ekonomi'de yapacağımız etkinlikler dizisinin bir ilki olarak düşünüyoruz. Hocamız dedi ki başlangıcında bu salonun daha dolu olmasını isterdim. Ben de katılıyorum. Bu seferlik bizi affedin. Ama emin olun böylesine pırıl pırılı gençlerle, böylesine bir çabayla bizim bu akşamımızı o kadar güzel hale getirdiniz ki, harika bir gece geçirmemizi sağladınız ki bir dahaki sefere emin olun burası hınca hınç dolu olacak. Size bunu garantisini veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi korodaki arkadaşlarımıza sertifikalarını vereceğiz biz. Barış Bağdatlı. Batuhan Kaşdemir. Beril Zorlu. Alptu Atay. Berkay Soy. Demir. Burak Karabulut. Gör. Efe Ünal. Eren Arıcan. Tamam. Eren Sayın. Ezgi Aybacak. Tamam.
Fırat Serin. Göktuğ Yeşili. Hatice Dikmen. Kaan Aybacak. Recep Ege Altıncıoğlu. Sercan Berk Vardar. Toprak Kurt. Selen Öztürk. Tabii. Tamam. Süleyman Karslıoğlu. Bolduk. Ha şey hocalara geçti. Özellikle başta İzmir Ekonomi Üniversitesi başta İZOT ailesi olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi çalışanları, rektörleri, öğretmenleri, öğrencileri, ailesi olarak özellikle Fahri abi, Ayşegül abla ve Zeynep abla. Bu belgeyi sizlerin sayesinde aldım. Bütün ekip sağ olsun, var olsunlar. Teşekkür ediyorum. En güzel akşamlar, en güzel günler sizin olsun. Sağ olun, var olun. Buradan dönüş yok. Hepimiz kardeşiz, hepimiz dostuz. Otizmde farkındalığı artırmak, ön yargıları yıkmaktır. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kutluhan Bozbay. Ben buraya otizmin farklı olduğunu göstermek için geldim. Herkes küçük düşün, soğuk olduğunu düşünüyorlar ama biz buraya yanıldıklarını göstermeye geldik. Yaren Koşucuoğlu. Şimdi eğitmenlerimize geçiyoruz. Nazmi Kurt. Emre Koptur. Cihangir.
Ala geyik. Gözde Elbeyi. Şefika Yurga. Oğuz Takmak. Ve son olarak Orçun Berrakçay. Orçun, en büyük Orçun, bizim Orçun, en büyük İzot, bizim İzot, en büyük İzot, en büyük İzot, bizim İzot, İzmir Ekonomi Üniversitesi, sağ olun, var olun. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler her şey için.